Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ETS2'deyiz. 1.46 sürümündeyiz ve Promos haritasındayız. Kirkenes şehrindeyiz. Bugün Kirkenes'ten madene doğru bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Arkamıza hafriyat yükümüzü yükledik. 25 tonluk taş yükümüz var. Bu yükümüzü inşallah madene bırakacağız. Sonrasında madenden yükümüzü tekrardan alıp Kirkenes'e dönüş yapacağız. Gördüğünüz gibi bugün altımızda Renault Range T var. Yani maden paket diyorum ben bu tıra. Gördüğünüz gibi gayet sade. Her tarafı plastik. Yan kapamaları da yok. Böyle tatlı bir tır. Arkamızda da dediğim gibi sarı hafriyat dorsemiz var. Yüklü bir şekilde. Bir bakalım. 25 tonluk taş yükümüz var. Bununla beraber madenin işimizi gerçekleştireceğiz. Sonra yükümüzü bıraktıktan sonra da yük bulabilirsek tekrardan yükümüzle beraber Kirkenes'e dönüş yapacağız. Şimdi istiyorsanız marşımızı yapıp yolculuğumuza çıkalım. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bakalım yolda başımıza neler gelecek. Gördüğünüz gibi kar da yağıyor. Malum kış şartları. İnşallah başımıza bir kaza bela gelmeden en kısa sürede yolculuğumuzu tamamlarız. Yani biliyorsunuz bu maden yolunun hali belli olmuyor. Nerede ne olacağını da tam kestiremiyoruz. O yüzden bakalım. Umarım sizler iyisinizdir. Beni sorarsanız çok şükür bende bir sıkıntı yok. Koşturmaya devam. Arkadaşın acelesi var herhalde. Çok şeyli gidiyor. Yani dengesiz gidiyor. Bu arada tırımızda 460 beygir. Onu da belirteyim. Erken kaza oldu. O yüzden tır birazcık zor zorlanıyor ama ne yapacak bir şey yok. Biz bu şartları severiz. Karda tatlı tatlı yolculuğumuza eşlik ederken yolculuğumuza devam ediyoruz. Burada bir kaza olmuş. Biz şuradan hemen sıkışalım. Ne olur ne olmaz. Arkadaş devrilmiş. Biz de gidiyorduk az kalsın. Sıkıntı yok. Böyle biz de kestirmeden yolumuza çıkalım. Yanlış hatırlamıyorsam çıkışımız aynı. Yani bir süredir bu yoldan geçmediğim için unuttum. Böylelikle de hatırlamış oldum. Camda karı görüyoruz, hissediyoruz. Böyle tatlı tatlı yolculuğumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi maden, kar, kış, kıyamet. Hani göz gözü görmüyor desek yeridir. Ama yapacak bir şey yok.
Biz böyle şartları severiz. Sıkıntı olmaz. Dikkatsizlikten kaza yapıyorduk. Bir şekilde kurtardık. Bu arkadaş da ırmağa gitmiş herhalde. Geçmiş olsun. Burada ırmağa nasıl girmiş olabilir diye düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Ya da bilerek kendisi girdi. Ona da bir şey diyemem. Arkadaşı geçseydik güzel olabilir de geçemedik. Bakalım. Keşke bir şeyi düşünse de bize bir yol verse biz bir gitsek. Yani illaki önde dönecek. Yani anlamak mümkün değil. Birazcık düşünceli olmak lazım ama hani zor bir şey. Arkadaş ortalığı ortada gidiyor maşallah. Sağ olsun. Yani geçmeyelim diye mi yapıyor? Çok genişten mi almak istiyor? Onu da bilemiyorum. Karşılandı tır gidip kendini dinlemediğim için şimdi zorlamayalım, birazdan çıkarız. Anda tır kalkmıyor. Tırı kaldıramayınca böyle oldu. Bu arkadaşlar da sanki çok bir şey olmuş gibi abartı abartı yapıyorlar yani. Anlamak mümkün değil dediğim gibi. Şu arkadaşım burada geçer, biz geçeriz belki. Teste güzel kaptırdık bakalım. Orada olunca trafik kayıyor. İlaki. Güzel. Böyle ani manevralarda zorluk çekebiliyoruz. Atladık gibi oldu ama tam göremeyince böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar.
kusura bakmasın. Arkadaki arkadaşın beygiri yüksek belli ki. Ondan dolayı da yerinde duramıyor. O da yani geçebiliyorsa geçebilir. Sıkıntı yok. Bizim beygir gücümüz düşük. Tonajımız da birazcık var. Geçebiliyorsan geç. Kar yağışıyla beraber hani bu madenin havası bir değişiyor, onu da belirteyim. Yani size de tavsiye ediyorum şiddetle. Şu anda sanki böyle bambaşka bir yere gidiyormuşum gibi geliyor. Madene değil de böyle daha önce hiç gitmediğim, gezmediğim bir yere gidiyormuşum gibi hissettiriyor. Burada bir şeyler olmuş herhalde. Bakalım. Buradan bu arkadaş nasıl döner acaba? Çok sıkıntılı. Orsesi bayağı bir uzun. Bu arkadaş da burada kalmış. Yani inşallah çıkar. Bizi de mahvetmez. Natırımız burada. Gördüğünüz gibi çok gerçekçi. Motorlar da güzel ama çok abartı ya. Kusura bakar mısınız? Bu da gerçekçi bir yaratır. 730 beygir. Bu da iyi. Bakalım dönebilecek mi? İnşallah döner. Dönüyor. Güzel. Bu arkadaş da durmazsak iyidir. Durursak kalacak gibi bir his var içimde. Biliyorsunuz zaten tır pati çekiyor. Dorsa buradan nasıl durur? Kişi. Anlamak mümkün değil.
Tıra şöyle özellikle bakıyorum ki gidişini görmek için. Ve şey çok güzel gözüküyor. Bir daha bakasım geliyor. Yani siz de fark etmişsinizdir. Yani bence ne bileyim tır markası ne olursa olsun o önemli ama böyle dış kozmetiği de bence önemli. Öyle sadelik anlamında önemli yani öyle çok abartıya kaçmadan. Hani bilmiyorum. Ben böyle seviyorum. Hani illaki süslü püslü sevenler de vardır. Ama bana çok şey gelmiyor. Nasıl diyeyim? Çok hoş gelmiyor. Ama tabii illaki sevenleriniz vardır öyle aranızda. Şey değil. Yani ayıp değil, bir şey değil. Herkes istediği gibi sürebilir, yapabilir. Bir sıkıntı yok. Buraya dönerken sinyalini veriyor. Çok özelli. Duramadık. Gene ne oldu ki? Bu arkadaş niye gidemiyor? Yo gidebilir. Taşlara vuruyor herhalde. Olsun. Yani arkadaşlar realitenin dibine vurmuş durumda şu anda. Sürtmemek için. Dereden su getiriyorlar. Şimdi de bu arkadaşın buradan çıkmasını bekleyeceğiz. İnşallah çıkar. Ama çıkmayacak gibi. Buraya bakalım. Çıkarsa ne hala? Nereye oturmazsa bir sıkıntı yok. Bakalım. Çok şeyli gidiyor şu an. Arkadaş ne yapıyorsa. Anlamak mümkün değil. Yani yolun içine etti sağ olsun. Şimdi şöyle yanaşalım. Kimseye engel oluşturmayalım. O arkadaş gelmeseydi biz belki ne bilirdik. Yani çıkamadı zaten. Keşke biz de öyle gitseydik.
Bu arkadaş daha güzel çıktı. Başarılı. İyi bari mahvetmediler yolu. Geliyor, bu geliyor. İyiymiş. Arkadaşın işi bitti, geçmiş olsun. Arkadaşlar buradan biraz zor çıkar gibi duruyor. Yükleri bayağı bir ağır. Bakalım. Dönüşte başımıza neler gelecek, hep beraber göreceğiz. Çok şükür ki madene geldik. Evet arkadaşlar, bir yolculuğumuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyif almışsınızdır. Hani gördüğünüz gibi böyle çok da sıkıntılı olmasa da bir şekilde vardık. Yani rahat bir yolculuk oldu bence. Şimdi tekrardan madenden yükümüzü alıp bir sonraki yolculuğumuzda Kirkenes'e yolculuk yapacağız. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.